Merhaba Hayvan Atlası izleyicileri, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz atlar, atların kökenini, atların davranışları ve atların eğitilmesi gibi konuları ele alacağız. Hadi videomuza başlayalım, iyi seyirler. Atların kökeni ve evrimi. Atlar, Equidae familyasına ait tek tırnaklı, ungulata, hayvanlardır ve tarih boyunca evrimleşmişlerdir. İlk at türlerinin kökeni, Eosen dönemine, yaklaşık 56-34 milyon yıl önce dayanmaktadır. İlk at benzeri hayvanlar, ormanlık alanlarda yaşayan küçük boyutlu canlılardı ve bugünkü atlarla karşılaştırıldığında oldukça farklıydılar. Atların evrimi, fosil kayıtları ve paleontolojik araştırmalar sayesinde izlenebilmektedir. Bu evrim süreci, atların adaptasyon yetenekleri ve yaşadıkları çevre değiştikçe şekillendi. İlk at benzeri hayvanlardan günümüzdeki at türlerine kadar atlar evrimsel bir süreç geçirmiş ve çeşitli anatomik ve davranışsal değişikliklere uğramışlardır. Modern at, Equus cinsine aittir ve günümüzde atlar, zebra ve eşek gibi türleri içeren bu cinsin bir parçasıdır. Evrim sürecinde atlar, sürü halinde yaşama, hızlı koşma ve geniş açık alanlarda yiyecek bulma yetenekleri gibi özelliklerini geliştirmişlerdir. Atlar, insanlar tarafından binicilik, taşıma ve tarım işlerinde kullanılmanın yanı sıra spor ve eğlence amaçlı olarak da değerlendirilmişlerdir. Atların evrimi, paleontoloji, genetik araştırmalar ve anatomik çalışmalar aracılığıyla detaylı bir şekilde incelenmiş ve günümüzdeki atların nasıl şekillendiği konusunda önemli bilgiler sunmuştur. At davranışları ve iletişim. Sürü yaşamı, atlar. Doğada genellikle sürü halinde yaşarlar. Sürü yaşamı, onların sosyal bağlar kurmasına ve birbirleriyle etkileşimde bulunmasına olanak tanır. Vokal iletişim, atlar, kimi zaman çeşitli sesler çıkararak iletişim kurarlar. Örneğin, kişisel bir tehdit durumunda tıslama, birbirlerine yaklaşmada ise yumuşak hırıltılar kullanabilirler. Oyun ve eğlence. Genç atlar arasında oyun, eğlence ve sosyal öğrenme aktiviteleri yaygındır. Bu etkinlikler, genç atların yetişkin hayvanlarla etkileşime girmelerine yardımcı olur. Duygusal bağlar. Atlar, insanlarla da güçlü duygusal bağlar kurabilirler. Özellikle bir atla ilgilenen ve onunla zaman geçiren kişiler arasında sıkı bağlar oluşabilir. İletişim, atların doğal davranışlarını anlamak ve insanlarla etkileşimde bulunurken onları anlamak için önemlidir. Atlarla uyumlu bir iletişim kurmak, güven inşa etmek ve onları doğru bir şekilde anlamak, at sahipleri ve biniciler için önemli becerilerdir. Vücut dili, atlar, çeşitli vücut hareketleri ve ifadelerle duygusal durumlarını ifade ederler. Örneğin, kuyruğun yukarı kalkması, başın sallanması veya kulakların yönlendirilmesi gibi. Koku ve tat alma. Atlar, birbirlerini tanımak ve iletişim kurmak için koku ve tat alma duyularını kullanırlar. Birbirlerinin kokularını tanıyarak dostlukları güçlendirirler. At eğitimi ve binicilik sporu. At eğitimi ve binicilik sporu, atların insanlarla işbirliği içinde çalışmasını, belirli komutları anlamasını ve binicilerle uyum içinde olmasını hedefleyen disiplinlerdir. İşte at eğitimi ve binicilik sporu hakkında bazı temel bilgiler. Temel eğitim. At eğitimi genellikle temel itaat eğitiminden başlar. Atlar, temel komutları anlamayı ve uygulamayı öğrenirler. Temel eğitim, yürüme, durma, dönme gibi temel hareketleri içerir. Binicilik sporu türleri. Binicilik sporu birçok farklı disipline ayrılır. Bunlar arasında atlı engelli sporlar, atlı atıcılık, atlı cirit, atlı jimnastik, atlı okçuluk ve tabii ki popüler olan binicilik, atlı spor bulunur. Binicilik sporu ekipmanları. Binicilik sporu için çeşitli ekipmanlar kullanılır. Bunlar arasında eğer, dizgin, çalı, file, kask ve uygun giyim gibi malzemeler bulunur. Bu ekipmanlar atın ve binicinin güvenliği için önemlidir. Binicilik eğitimi. Binicilik eğitimi, binicilerin doğru duruş, denge, kontrol ve atla etkileşim konusunda beceri kazanmalarını amaçlar. Binicilik okulları ve antrenörler binicilere bu becerileri öğretir ve geliştirir. At ahlakı ve sağlığı. At eğitiminde atların doğal davranışlarına saygı göstermek ve onların sağlığını korumak önemlidir. Atların iyi bakılmaları, düzenli egzersiz almaları ve uygun beslenmeleri başarılı bir eğitim için kritik öneme sahiptir.
Sürat ve çeviklik. Binicilik sporunda atlar genellikle sürat ve çeviklik gösterme yetenekleri nedeniyle değerlidir. Bu, atların eğitim sürecinde fiziksel olarak güçlendirilmesini ve atın doğal yeteneklerinin maksimum seviyeye çıkarılmasını içerir. Atlı gösteri ve yarışmalar. Binicilik sporu genellikle gösteri ve yarışmalarla ilgili etkinlikleri içerir. Atlar estetik ve teknik becerilerini sergilemek için çeşitli yarışmalara katılabilirler. At eğitimi ve binicilik sporu hem atların hem de binicilerin disiplinli bir eğitim ve uyum içinde çalışmasını gerektirir. Bu disiplin fiziksel yeteneklerin yanı sıra duygusal bağlar ve güveni de içerir. Bu nedenle binicilik sporu atlarla insanlar arasında güçlü bir bağın kurulmasına olanak tanıyan özel bir etkileşim alanıdır. At sağlığı ve bakım. At sağlığı ve bakımı atların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemli bir konudur. İşte at sağlığı ve bakımıyla ilgili temel bilgiler. Beslenme. Atlar için dengeli bir beslenme programı hayati öneme sahiptir. İyi kalitede ot, saman ve yemlerle birlikte vitamin ve mineral takviyeleri atın beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olabilir. Su. Bol miktarda temiz su, atların sağlıklı bir şekilde yaşamaları için gereklidir. Su eksikliği, sindirim sorunlarına ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Düzenli egzersiz. Atlar, düzenli egzersiz ihtiyacına sahiptirler. Hareketsizlik, obezite ve kas problemlerine yol açabilir. Binicilik, atın fiziksel sağlığını korumanın yanı sıra ruhsal sağlığını da destekler. Temizlik ve bakım. Atlar, düzenli olarak temizlenmeli ve bakılmalıdır. Bu, tüylerin taranması, ayakların temizlenmesi ve ağız bakımını içerir. Ayaklar düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde bakılmalıdır. Veteriner kontrolleri. Atlar düzenli veteriner kontrollerine tabi tutulmalıdır. Aşılar, parazit kontrolü, diş bakımı ve genel sağlık kontrolleri bu kontrollerin bir parçasıdır. Parazit kontrolü. Atlar iç ve dış parazitlere karşı korunmalıdır. Düzenli olarak antiparaziter ilaçlar kullanılmalı ve ahır ortamı temiz tutularak parazitlerin üremesi önlenmelidir. Doğru barınma. Atların sağlıklı bir ortamda yaşamaları için uygun barınma şartlarına ihtiyaçları vardır. Ahırın temiz, iyi havalandırılmış ve güvenli olması önemlidir. Stres yönetimi. Atların stres faktörleri minimize edilmelidir. Yeterli alan, sosyal etkileşim ve düzenli bir rutin atların stresle başa çıkmasına yardımcı olabilir. Gebelik ve yavru bakımı. Hamile kalan kısraklar ve yavrular özel bakım ve dikkat gerektirir. Bu dönemde özellikle doğru beslenmeye ve veteriner kontrolüne önem verilmelidir. At sahipleri ve bakıcıları, atların genel sağlık durumunu gözlemleyerek ve gerekli önlemleri alarak atların sağlığını koruyabilirler. Düzenli veteriner kontrolleri ve bakım rutinlerine bağlılık, atların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunabilir. Evet arkadaşlar, bugün atlarla ilgili bilgiler edindik. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hayvanlarla ilgiliyseniz bu kanalı takipte kalın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.